Merhaba arkadaşlar. 2019 TYT konularından temel kavramlar konusundayız. Sayılar konusuyla ilgili soru çözümü yapıyorduk. Şimdi bu oturumda ise tek ve çift sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Tek ve çift sayılar ile ilgili küçük bir konu anlatımından sonra birlikte soru çözümü yapacağız. Tek ve çift sayılar neler arkadaşlar? Tek tam sayılar da diyebiliriz, çift tam sayılar da. Tam sayılara ait bir özelliktir tek ve çift olma durumu. Tek tam sayılar kümesi arkadaşlar 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde sağa doğru, sola doğru da eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 7 şeklinde devam eder arkadaşlar. Ve aradaki fark 2'dir, yani sabittir. Gelelim çift tam sayılara. Çift tam sayılar da arkadaşlar 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde sağa doğru, sola doğru da eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8 şeklinde devam eder. Bu da çift tam sayılar kümesidir arkadaşlar. Tek ve çift ile ilgili bazı özellikleri söyleyeceğim. İşlemlerde toplam ve çıkarma işleminde arkadaşlar eğer tek ile teki topluyor veya çıkartıyorsak sonuç daima çifttir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tek artı tek veya tek eksi tek de sonuç çifttir. İsterseniz iki tane tek sayı alarak deneme yaparsınız ve çift olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Çift artı çift veya çift eksi çift sonuç nedir? Çifttir. Tek artı çift veya tek eksi çift tektir. O zaman bu durum bize bir mesaj verirse, aynı durum söz konusuysa, yani aynı sayı durumu söz konusuysa tek tek, çift çift ise, iki tane ise aynı, sonuç çift oluyor. Ama her birinden bir tek varsa çift artı tek de sonuç ne oluyor arkadaşlar? Tek oluyor. Aynı ise çift, farklı ise tek arkadaşlar. Toplam ve çıkarma işleminde. Gelelim çarpma işleminde. Çarpma işleminde aslında bir kelime yeterli. Ne arkadaşlar bir kelime? Çarpımın çift olabilmesi için en az birinin çift olması yeterli. Yani en az bir veya daha fazla olabilir ama bir çarpma işleminde en az biri çift ise sonuç çifttir arkadaşlar. O halde söyler isek çift çarpı tek çift, çift çarpı çift çift, tek çarpı tek tektir. Yani çarpımın tek olabilmesi için ikisinin de ne olması zorunlu? Tek olması zorunlu arkadaşlar. Milyonlarca tek olabilir. Eğer bir tane çift koyarsak çarpıma sonuç çift olur arkadaşlar. Gelelim tek ve çift sayılarda üslü durumunda neler oluyor? Şimdi arkadaşlar ne elemanıdır pozitif tam sayı olmak üzere kuvvet elimize aldık. Ne bir pozitif tam sayı. T üzerine tek sayı yerine T kullanıyorum. T üzerine sonucu tek midir, çift midir? Yani şunu demek istiyorum. Örneklendirirsek 3 üzeri 500 tek midir, çift midir? Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 500'de 3'ü 500 kere çarpmak demek tek 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 diye çarpmak değil mi? Sonuç nedir? Tektir. Çünkü teklerin çarpımı çift yok ise tekti. Dolayısıyla tek üzeri n'de kuvvet pozitif tam sayı olmak üzere kuvvetin bir önemi yoktur. Taban tek ise sonuç tektir arkadaşlar. Eğer taban çift, yani çift büyük Ç üzeri N şeklinde söylersek, yine burada N bir pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı olduğu için kuvvetin bir önemi yok. Taban çift olduğu için çiftlerin çarpımı çifttir. Dolayısıyla taban çift olduğundan çift üzeri N eşittir çifttir arkadaşlar. Üslü ifadelerde kuvvet pozitif tam sayı olmak üzere olduğunda kuvvet bakılmaz, tabana bakılır. Taban tekse tek, taban çiftse çifttir arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi tek ve çift ile ilgili örneklerimizi hatta 2018 sorumuzu da sizlere çözeceğim arkadaşlar. İlk sorumuzu okuyorum. X artı 2 sayısı tek olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çifttir? A x üzeri 2, B x üzeri 3,
artı 3, C 2 çarpı x artı 1, D parantez içerisinde x artı 4 üzeri 3, E x üzeri 4 eksi 2. Şimdi birlikte çözeceğiz, acele etmeyelim. Şimdi A şıkkına bakalım. X üzeri 2 arkadaşlar. Ben öncelikle x'i belirlemem gerekiyor ama. Nasıl belirleyeceğim? X artı 2 neymiş? Tekmiş. Bakın x artı 2 tekmiş. X artı 2 tekse acaba x tek mi çift mi? Tek. Arkadaşlar burada x artı 2 de 2 çift doğru mu? Evet, iki çift. Evet. Tamam. Çift ile x'i toplamışlar tek olmuş. Tek O olabilmesi zaman için olması gerekiyor. çift Tek olması. tek olabilmesi için x'in tek olması gerekir. Doğru mu arkadaşlar? Sonucun tek olması için x'in ne olması gerekir? Tek Tek olması olması gerekir. gerekir. Neden? Tek artı çift neydi? Tekti. Anlaştık mı Tek. arkadaşlar? Hı. Tamam. Şimdi Evet. x tek olduğunu bildiğime göre hemen şıkları 1 dakikada eleyebilirim. X'in karesi. 2'nin önemi yok. Pozitif sayı çünkü. Taban tekse sonuç ne olacak? Tek olacak. Zaten. X üzeri 2 ya. A tek Evet. oldu. Eliyoruz arkadaşlar. Çifti soruyordu. B'ye geçtim. X üzeri 3 artı 3. Şimdi kuvvetin bir önemi yok. X tek. 3 de tek. Tek artı tekten ne olur arkadaşlar? Çift. Çift. Demek ki B şıkkı doğruymuş. C'ye de bakalım. 2 çarpı x artı 1. Bakın x burada tek. 2 de çift. Çarpım ne Çift. olacak? Çift olacak. Çok güzel. Çift. 1 de Ama tek. artık bir tek oluyor. Tek. Çift artı tekten sonuç ne olacak arkadaşlar? Tek. Tek olmuş olacak. C'yi de eledik. Zaten B'di şıkkımız. Parantez içerisinde x artı 4 üzeri 3. Kuvvetin bir önemi yok. Tabana bakalım. 4 çift x tek. X tek. Tek artı çiften ne olur? Tek. 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 Tamam çok güzel. E şıkkına bakalım son olarak. X üzeri 4 eksi 2. Arkadaşlar x tek, 2 de çift. Tek eksi çift neydi? Farklı birbirinden. Tek. Tek. Tekti. Dolayısıyla cevap şıkkımız ne oldu arkadaşlar? B B. olmuş oldu. Anlaştık mı? Hı. Var mı bir Evet. problem? Yok. Tamamdır arkadaşlar. Diğer soruma geçiyorum. A, B, C tam sayılardır. A çarpı B eksi 1 bölü 2 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? A ve C tektir. B çifttir. C çifttir. D, A ve B tektir. E, A tek, B çifttir arkadaşlar. Tekrar bir okuyacağım. A, B, C tam sayılardır. A çarpı B eksi 1 bölü 2 eşittir C. Olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Şimdi bu soruyu birlikte çözelim. Çünkü eleme yapacağız. Doğru mu, yanlış mı derken yani kesinlik önemli. Şimdi bakın arkadaşlar bu sorunun şimdi baktığımızda bölme işlemi var. Doğru mu? Neye eşitmiş? C'ye eşitmiş. Şimdi bunun C. da benim tek ve çifti belirlemem çok zor. Doğru mu? Tamam. O zaman benim bir işlem yapmam gerekiyor. Nasıl bir işlem yapacağım? Bir. İkincisi de bu yaptığım işlem sonucunda kesinlik arayacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakalım. A çarpı B eksi 1 bölü 2 eşittir C. Şimdi arkadaşlar paydada 2 verilmiş. Bu 2'yi benim çarpım durumunda görmem gerekiyor. Görebilmem için ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. C'yi 2 ile çarpacağız. Çok güzel. C'nin Evet. altında 1 vardır arkadaşlar. 2 kesirli ifade eşitliğinde çapraz çarpım yapıyoruz. A çarpı B eksi 1'i 1 ile çarpıyoruz. C'nin altındaki 1. 2'yi de C ile çarpıyoruz. A çarpı B eksi 1 eşittir. 2 çarpı C mi oldu? Evet. Evet. Tamam. Şimdi eşitliğin sağ tarafına bakalım lütfen. 2 çarpı C'de. C'nin ne olduğu bilinmeksizin başında 2 olduğundan dolayı 2C daima nedir? Zaten çift. Çifttir Çift. arkadaşlar. Bakın C tek de olsa, C çift de olsa 2 çarpı C
Daima ne eşittir? Çifte. Çifte eşittir. O halde arkadaşlar benim kesinlikle diyor ya C hakkında hiçbir yorum yapamıyorum. Anlaştık mı? Hı-hı. Tamam. Şimdi gelelim. Sadece şunu biliyorum. 2 çarpı C yani sağ taraf çifte eşit. Şimdi sol tarafı yorumlamam gerekiyor. Sol tarafın sonucu çift olacak şekilde yorumlayacağım. Şimdi sol tarafa bakarsak ne var arkadaşlar? A çarpı B eksi 1. Bakın A çarpı B, A çarpı eksi, B eksi 1 eşittir çift. Doğru mu? Şimdi evet. A ve B tek A olması lazım. B tek de olabilir. Heh. Şimdi şu tek eksi 1 o da çift olmayacak. Çok çift güzel. Oluyor. Tamam. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? 1 tek doğru mu? Evet. 1 tek. Tamam. Şimdi A çarpı B'den teki çıkartmışlar. Sonuç ne olmuş? Çift olmuş. Çift. O halde A çarpı B'nin ne olması gerekir arkadaşlar? A çarpı B'nin tek olması gerekir. Tek olması. Şimdi A çarpı B'nin tek olması için A ve B'nin ne olmak zorunda? Tek. İkisi tek. De tek olmak İkisi lazım. İkisi tek olmak zorunda. Zaten kesinlikle diyordu arkadaşlar. A ve B nedir diyeceğiz? Tek. Tek diyeceğiz. Tek. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Tamam. Buna benzer bir soru soracağım. Pekiştirmek amaçlı. A ve B tam sayılar olmak üzere 3A eksi 5 bölü 2 eşittir B olduğuna göre 3A eksi 5 bölü 2 eşittir B olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. A şıkkı A tektir. B şıkkı B tektir. C şıkkı A çifttir. D şıkkı A ve B çifttir. E şıkkı B çifttir arkadaşlar. Diğer soruya bağlı kalarak çözebiliriz. Yağmur çözelim. Şimdi burada ilk önceki ya bir önceki soru gibi yapacağız galiba değil mi? İşler dışlar çarpımını burada da uygulayacağız galiba. Aynen öyle. Tekrar alabilir miyim şeyi ben? Tabii ki. Bir dakika. 3A eksi 5 bölü 2 eşittir. Teşekkür ederim Murat. 3A eksi 5 bölü 2 eşittir B olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi buradan yorum yapacağız. 3A eksi 5 bölü 2 bölü. Şimdi burada 3A eksi 5 bölü 2 var ya hocam. Hı hı. Şimdi 3A 3A 5 bölü 2 eşittir B. Çapraz çarpım yapacağız doğru mu? Aynen çapraz çarpım yapacağız şu anda. Tamam yapalım. 3A B bölü 1 oluyor. Ben... Tamam çok güzel. B'nin altında 1 var kızım. B bölü 1 oluyor. Hı hı. 1'i 3A eksi 5 ile çarpacağım. 3A eksi 5 eşittir. Eşittir. Burası 3A eksi 5 bölü 2 idi değil mi hocam orası? 2B hı hı. olmuş oluyor. 2B olmuş oluyor. Yani 3A eksi 5 eşittir 2B mi? Eşittir 2B olmuş oluyor. Tamam. Şimdi yorumlayalım. Sol tarafa bakalım. Sağ tarafa bakalım. 2B var. Doğru mu? 2B... Zaten 2B çift olması gerekiyor. Tamam. Çok güzel. B ama biliyor muyuz? B hakkında bir şey biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Tek de olabilir, çift de olabilir. Ama 2B yani yorum çarpı... yapamıyoruz hakkında. 2B'nin tamamı çift ama değil mi? 2B'nin tamamı çift. Tamam. Sola geçelim şimdi. 3A eksi 5 çift olacak. O zaman A ne olacak? Bunu yorumlamamız gerekiyor. 3A eksi 5 dediniz değil mi hocam? Hı-hı. 5 burada tek doğru mu? 5 burada tek. Tamam. Sonuç çift olacak. 3A eksi tek. Tek olması gerekiyor. O zaman 3A'nın çift olması gerekiyor A'nın. Tekrar söyleyelim istersen. 3A eksi 5 eşittir çift. 3A. Ha, çift olması gerekiyor. Evet. Hocam çok diyor. Özür dilerim. Çift Hı-hı. olması gerekiyor. Ben şimdi, yanlış anlamışım onu. Şimdi şöyle. Sanırım söyledikçe şaşırtıyorum. Benden kaynaklı da olabilir. Özür dilerim. Şimdi 3A eksi 5 bölü 2 eşittir B. Burada diğer sorudaki gibi arkadaşlar paydadaki 2'yi karşı tarafta görmek için çapraz çarpım yapıyoruz. B'nin tamam. altında 1 var gibi düşünüp 1 ile çaprazındaki 3A eksi 5'i çarpıyoruz. Paydadaki 2 ile de eşitliğin
karşı tarafındaki b'yi çarpıyoruz ve birbirine eşit diyoruz. 3a eksi 5 eşittir 2b mi? Evet. Tamam. 2b çift. B'nin ne olduğu bilinmeksizin 2b çift. 3a eksi 5 çiftmiş. Şimdi sağ taraf belli, sol tarafa geçiyorum. 5 tek, doğru mu? 5 tek, evet. Tamam. 3a'dan teki çıkarttım. Sonuç çift olmuş. O zaman 3a'nın ne olması gerekir? Sonucun çift olması için. Tek olması tek gerekmez mi? Tek olması gerekiyor. Heh. Tek. Tek eksi tek çifttir ya. Bakın. Evet, 5 tek. O halde 3a tek olması gerekiyor. Şimdi 3a tek demek 3 tek. E çarpımı tek olabilmesi için ikisinin de tek olması gerekir. O halde A'da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tek. Tek olmuş oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Diğer sorumuza geçelim. 2018 TYT sorusundan önce bir soru daha çözelim. Sonra onu çözelim. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. A artı 2B artı 3C eşittir 17 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Birinci madde, A ve C'nin ikisi de tektir. İkinci madde, A ve C'nin ikisi de çifttir. Üçüncü madde, A çarpı B çarpı C çifttir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. A ve B, C tam sayılar olmak üzere. A, B, C. A artı 2B artı 3C eşittir 17 olduğuna göre birinci madde A ve C'nin ikisi de tektir. İkinci madde A ve C'nin ikisi de çifttir. Üçüncü madde A çarpı B çarpı C çifttir. Hocam. İfadelerden hangileri doğru olabilir? A hepsi, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D yalnız 3, E 2 ve 3 arkadaşlar. Evet. Hocam bunu mantık yoluyla da halledebiliriz aslında diye düşünüyorum. Tamam. Hani diyor ya A çarpı yok A çarpı B çarpı C çifttir diyor ya. Hı hı. Evet doğru 6x oluyor. Yanlış görün hatırlamıyorsam. Pardon 6a oluyor. Nereden çıkart 6a olduğunu? Hani birisi 2 birisi 3 ya. 2 3 değil ama şu şekilde. A artı 2B artı 3C yanında bilinmeyenler var. A artı 2B artı 3C eşittir 17. Evet. 17'yi tamamlamaya çalışıyor muyuz yoksa orayla ilgileniyor muyuz? İlgilenmiyor muyuz? 17'nin tek ve çift olmasıyla ilgilenip sol taraf hakkında ABC hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi sağ tarafta 17 tek mi? Tek hocam. Tamam. Tek. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafta şuna bakıyoruz. Neleri kesin olarak biliyorum? Bakın neleri kesin olarak biliyorum. Şimdi 2B'de arkadaşlar 2B'de B'yi bilmiyorum ama bakın B'yi bilmiyorum i̇ki ama var, çift. Başında 2 olduğu için 2B'nin tamamı ne oluyor? Çift. Yani burada B çift de olabilir. B ne de olabilir? Tek de olabilir. İki durum var. Tamam. Şimdi bakın. A artı çift artı 3C. Sonuç ne olacak? Tek. Şimdi tek çift neyi toplarsam tek oluyordu? Teki toplarsam. O halde geriye kalan A artı 3C ne olmak zorunda? Tek. Tek olmak zorunda. A artı 3C tekse iki durum var arkadaşlar. Ya A tektir. Bakın A tektir. Ya da C tektir. Ya evet. Da 3C tektir. Şimdi şöyle düşünelim. Tek olabilmesi için tek artı çift olması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tamam. A tek olduğunda C'nin 3C'nin çift olması için C'nin ne olması gerekir? Çift olması gerekir. Çift olması gerekir. A çift olduğunda 3C'nin tek olabilmesi için C'nin ne olması gerekir? Tek olması gerekir. A'da da iki durum var. Ya tektir ya çifttir. Aynı şekilde iki durum var. C'de ya çifttir. Ya tektir. Doğru mu arkadaşlar? BC'de durum aynı. Yani şunu söyleyebiliyorum. Her ikisinde de iki durum var. Doğru mu? Uh-huh. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci madde diyor ki A ve C'nin ikisi de tektir diyor. Bak A ve C'nin ikisi de tektir diyor arkadaşlar. Şimdi A bu ve C'ye baktığımızda biri tek olduğunda diğeri ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda.
A ve C'nin ikisi de tek mi? Değil. Hayır, O zaman birinci değil. maddeyi eledik mi arkadaşlar? Evet. Tamam. İkinci maddeye bakalım. A ve C'nin ikisi de çifttir diyor. Hayır. Biri tekken diğeri Olamaz. çift oluyor. Biri Bakın tekken ikinci diğeri çift madde de oluyor. zaten yanlış. Yalnız 3 oluyor. Bakalım. A çarpı B çarpı C çifttir. Şimdi en azından şunu biliyorum çocuklar. A ve Bir C'den tanesi çift. biri mutlaka çift mi? Aynen, bir tanesi Evet. çift. En az bir tanesi çiftti. Sonuç ne oluyordu? Çift Çift. oluyordu. Çift oluyordu. Dolayısıyla yalnız 3 doğru olabilir diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı bir problem? Evet. Şimdi arkadaşlar geçen sene 2018 TYT'de tek ve çift sayılar ile ilgili bir soru çıkmıştı. Şimdi o soruyu sizlerle paylaşacağım. TYT 2018 çıkmış soru. Okuyorum. A, B ve C pozitif tam sayıları için A çarpı aç parantez B artı C kapa parantez ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir? İfadeleri okuyorum arkadaşlar. Birinci madde A üzeri B artı C. İkinci madde B üzeri C artı A. Üçüncü madde C üzeri A artı B. Okuduğum üç maddede ki ifadelerden hangileri her zaman tek sayıya eşittir arkadaşlar? Şimdi bu aslında çözdüğümüz sorulara benziyor. Her zaman diyor, kesinlik arayacağız demek Kesinlikle. ki sorularda. Buna dikkat etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım isterseniz. Bana bir durum vermiş. Bir bilgi var. Yani bu bilgiyi kullan diyor bana. Bu bilgi ne? A çarpı parantez içerisinde B artı C. A çarpı parantez içerisinde B artı C çarpımları teke mi eşit? Peki eşitse Evet. Teke eşitse o zaman çarpanların her biri tek olmak zorunda mı? her biri tek olmak zorunda. Şimdi çarpanlar kim? A çarpı parantez içerisinde B artı C. B artı C. O Aynen. zaman burada nedir arkadaşlar? A tektir. A tektir. Aynı şekilde B artı C'de ne olmak zorunda? B Tek artı olmak C de tek zorunda. olmak zorunda. Bakın tekrar edelim. A çarpı parantez içerisinde mikrofonu kapatalım. Sesim yansıyor. Sonra yine açalım. A çarpı parantez içerisinde B artı C eşittir tek. Yani çarpanlardan biri A, diğeri B artı C. Eğer tekse ikisi de ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda arkadaşlar. Bunu nasıl sağlıyoruz? A tek olacak. B artı C'de ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Şimdi yorum yaparsak A'nın kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Doğru mu? Tamam. Evet. B artı C'nin tek olması durumunu inceleyelim çocuklar. B artı C tek ise iki durum vardır. Ya B tektir, Ya da değil C. mi? Ya da C tektir. Yani şöyle düşünürsek B tek olduğunda C ne olmak zorunda? Çift. B çift olduğunda C ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Bakın tekrar ediyorum. B tek olduğunda C çift olmak zorunda. B çift olduğunda C ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Yani B için iki durum var. Tek ya da çift olabilir. Aynı şekilde C için de iki durum var. Çift ya da tek olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi maddeleri tek tek bakacağız. Birinci madde. A üzeri B artı C. Arkadaşlar, buradaki A'nın üzerinde B kuvvet var, doğru mu? Üzerinde bir bilgi Evet. vermişti. A, B, C pozitif tam sayıydı. B de kuvvet olarak pozitif tam sayı olduğundan dolayı B kuvvetin önemi var mı? Yok. Doğrudan neye bakacağız? Tabana bakacağız arkadaşlar. Yani A üzeri B artı C'de B'nin bir önemi yok. Ne Yok. kaldı elimizde? A artı C kaldı arkadaşlar. Şimdi düşünelim. A kesinlikle tek, doğru mu? Evet. Tek. Ama C'nin iki durumu vardı. İki durumuna inceleyelim. Eğer C tek olursa tek artı tekten ne olur? Çift. Çift. C çift olursa tek artı çiften ne olur? Tek. Tek. Yani bize
sorduğu durumu karşılar mı? Her zaman tek sayı eşittir diyor. Tek de oluyor, çift de oluyor. Sağlıyor mu arkadaşlar? Yok, kesinlik istiyor. Her zaman diyor, sağlamıyor. Çift olma durumu var çünkü. Anlaştık mı? Evet. Tamam. İkinci maddemize bakalım arkadaşlar. B üzeri C artı A. Bakın tekrar edelim. B üzeri C artı A. C'nin kuvvetinin bir önemi var mı? Yok. Yok. Yani B artı A'ya bakacağım. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi burada A yine tek. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Eğer B çiftse tek olacak. Çiftse tek eğer olacak. Eğer tekse ne olacak? Çift olacak. Çift olacak. Her zaman tek olma durumu var mı? Yok. Ne de olabiliyor? Yok. Çift de olabiliyor. Çift de olabiliyor. O zaman ikinci maddeyi de eledik mi? Evet. Tamam. Gelelim üçüncü maddeye. Bakın biri eledik, ikiyi eledik. 2018 TYT sorusu bakın ne kadar kolay. Demek ki üçüncü madde her zaman doğru olacak. Üçüncü maddeye bakalım. C üzeri A artı B. Şimdi C üzeri A'da A'nın bir önemi yok. Kuvvetin bir önemi yoktu. C artı B mi oldu? Evet, bunun da zaten kesinlikle tek olması lazım parantez içindeki durumu sağlayabilmesi aynen için yukarıdaki. Aynen öyle. Bunu zaten söylemiştik. C artı B tek olmak zorundaydı. Yalnız 3 her zaman tek sayıdır arkadaşlar.